Herkese merhaba. Bir önceki videomda bahsettiğim gibi sizlere farklı teleskoplarla Venüs'ün nasıl göründüğünü göstermeye çalışacağım. Venüs bir alt gezegen olması nedeniyle her zaman Güneş'e yakın konumdadır ve gözlenmesi için en uygun saatler sabah gün doğumundan önce ya da akşam gün batımından sonradır. Ona sabah yıldızı ve akşam yıldızı adları bu nedenle verilmiştir. -4.4 Kadir derecesine varabilen parlaklığı ile en parlak yıldızlardan ve diğer tüm gezegenlerden çok daha ışıklıdır. Güneş ve Ay'dan sonra gökyüzünün en parlak cismidir. Bu nedenle Güneş ışınlarının Venüs'ün görülmesine izin vermediği alt ve üst kavuşum dönemleri dışında yılın büyük bir kısmında rahatlıkla izlenir. Merkür'e oranla çok daha yüksek uzanımlara en uygun koşullarda 48 derece çıkabildiği için gün içinde izlenebildiği süre de daha uzundur ve uygun dönemlerde akşam gün battıktan sonra veya sabah gün doğmadan önce 4 saat kadar ufkun üzerinde kalabilir. Hatırlarsanız Merkür 27 dereceye kadar çıkabildiği için hem izlenmesi hem de konumundan dolayı dünyadaki kalın atmosfer tabakası yüzünden gözlemlenmesi daha zor oluyor demiştik. En parlak dönemlerinde Güneş ufkun üzerindeyken bile görülmesi mümkündür. Hatta alışkın gözler gün ortası saatlerinde dahi Venüs'ü görebilirler. Aysız gecelerde kent ışıklarından yeterince uzaklaşılabilirse insan gözünün Venüs ışığının çevreye verdiği aydınlığı hissedebildiği ve yarattığı gölgeleri fark edebildiği de söylenir. Venüs'ün Dünya'ya en yakın olduğu dönemlerde duyarlı gözlerin gezegenin hilal evresini ayırt edebilmesi olasıdır. Tam güneş tutulmaları çok kısa süre içinde olsa, Venüs'ün güneşe çok yakın konumda olduğu kavuşum dönemleri civarında bile gezegenin gün ortasında çıplak gözle izlenebilmesine olanak sağlar. Bir dürbün ile izlendiğinde Venüs'ün ay gibi evreleri olduğu görülür. Gezegenin güneşin arkasında ve yeryüzüne en uzak durumda olduğu üst kavuşum anında görünen yüzeyinin tümü aydınlandığından ışıklı bir daire şeklinde dolun evresi söz konusudur. Bu aynı zamanda uzaklık nedeniyle Venüs'ün görünür çapının en az olduğu dönemdir. En yüksek uzanım anında gezegen bir yarım daire şeklinde görülür. Güneş ile Dünya arasında kaldığı dönemlerde ise karanlık yüzünü göstererek bir hilal şeklini alır. Hilalin en ince olduğu dönemlerde gezegenin Dünya'ya en yakın olduğu ve görünür çapının en büyük olduğu dönemlerdir. Ancak bu esnada güneş ışınları gezegenin görülmesini engeller. Gezegenin gözlemciye en fazla ışık gönderebildiği konumu, görünür aydınlık yüzeyin en fazla olduğu %30 aydınlık hilal ile yarım evre arası evresidir. Bu bilgiler ışığında araştırmaya devam edilen Venüs'te geçtiğimiz senelerde yaşam belirtileri olma ihtimali ortaya çıkarak bazı bulgularda elde edildiğini hatırlatmakta fayda var. Bu araştırmalar henüz tamamlanmadı. Ancak gezegenin bu yoğun atmosferinde hücresel yaşam formları olması ihtimali çok düşük değil. Venüs'ün Güneş sisteminin en sıcak gezegeni olduğunu ve bunu atmosferindeki karbondioksit yoğunluğunun sonucunda oluşan sera etkisiyle açıklayabiliyoruz. Bu etkiden dolayı gezegenin sıcaklığı 467 derecelere kadar ulaşır ve bu kurşunu eritebilecek kadar sıcaktır. Bu sıcaklıktan dolayı Venüs'e gönderilen araçlar birkaç dakika dayandıktan sonra kullanılamaz hale gelmektedir. Venüs ile ilgili paylaşılacak çok fazla bilgi olmasından dolayı bir başka video ile daha detaylı bilgilendirme yapacağımı belirterek teleskop görüntülerine geçiyorum. İlk olarak çıplak gözle Venüs'ün nasıl göründüğüne bakalım. Buradaki görüntüde akşam yıldızı şeklinde gün batarkenki görüntüsünü görmektesiniz. Orada aynı güneşi paylaştığımızı düşünmek beni gerçekten farklı duygulara sokuyor. Daha önce de bahsettiğim gibi orada olması yalnız olduğumuz hissini bir parça da olsa köreltiyor. En azından benim için öyle. Burada gördüğünüz görüntü 70 mm'lik mercekli bir teleskopla kaydedilmiştir. Gezegenin parlaklığından dolayı görüntüsü net olmamakla birlikte detayları çok belirgin değildir. Yine 70 mm'lik aynalı teleskopla baktığımızda elde ettiğimiz görüntü işte budur.
İki görüntü de bu seviyedeki teleskoplar için birbirine çok yakındır. Burada 100 mm mercekli teleskop görüntüsünü görüyorsunuz. Gezegen parlaklığından dolayı görüntüyü detaylandırmak için bilgisayarda işlediğimizde daha detaylı görüntüler elde edebiliyoruz. Ama hala istediğimiz kadar kaliteli bir görüntümüz olmuyor. Burada 200 mm mercekli teleskop görüntüsünü görüyorsunuz. Görüntünün daha netleştiği bu görüntüde gezegenin şekli daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ayrıca gezegenin gece gündüz döngüsünü de buradan rahatlıkla görebiliyoruz. Bu gördüğünüz görüntü 200 mm aynalı bir teleskop görüntüsüdür. Benim istediğim kaliteli görüntüye yavaş yavaş ulaşmaya başladık. Burada gezegenin parlaklığının yanı sıra şeklini de ayrıntılı şekilde gözlemleyebiliyoruz. Ancak kalın atmosfer tabakası yüzünden hiçbir teleskopla gezegenin yeryüzünü görme ihtimalimiz bulunmuyor. Buradaki görüntü ise 400 mm'lik aynalı teleskopla çekilmiştir. Bilgisayarda işlediğiniz zaman detaylı gözlem yapmanıza olanak sağlayabilecek kalitede çekimler elde edebiliyoruz. Tabii gezegenin parlaklığı bizim için en önemli sorunlardan birisi ve gezegenin yeryüzünü görmemize her zaman engel oluyor. Şu anda oranın sıcaklığı yaklaşık 460 derece ve bunu düşünmek benim için gerçekten ayrı bir heyecan yaratıyor. Peki, teleskoplarla bu şekilde görebildiğimiz komşu gezegenimizi şimdiye kadar en detaylı nasıl görebildik? İşte size en gelişmiş imkanlarla çekilmiş Venüs görüntüleri. Bu tarz videolar için beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.